Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım video konusunda ben çok heyecanlıyım. Çünkü ciddi ciddi uğraştığım ve içerik bakımından dop dolu bir video oldu. Starbucks ile çok güzel bir işbirliği yapıp kahve temalı bir video serisine başladık. Ve bugün de bu serinin ilk videosu olan evde bir kahve köşesi oluşturma fikrini paylaşacağım sizlerle. Kahve benim için bir tutku. O yüzden bu tarzda videoları çekerken inanılmaz zevk alıyorum. Bu videolar sırasında sizler için küçük sürprizlerimiz olacak tabii ki. Eğer bu sürprizlerden ve yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız mutlaka Starbucks'ın YouTube kanalına da abone olmanızı tavsiye ediyorum. Peki ilk sürprizimiz ne diye soracak olursanız, bu videonun altına yorum bırakan 3 kişi kahve kitinin sahibi olacak. Yapmanız gereken şey çok ama çok basit. Benim kanalıma abone olmak, Starbucks'ın YouTube kanalına abone olmak ve bu videonun altına en sevdiğiniz Starbucks kahvesini yorum olarak bırakmak. Katılım koşulları hakkında açıklamalar kısmında bir link bırakacağım. O linke tıklayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Rafı bile kendi ellerimle hazırladığım çok keyifli bir köşe oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Kullanmayı tercih etmiyorum. Siyah kullanacağım. O yüzden öncelikle dışlarını güzelce temizleyip siyah sprey boyayla boyayacağım. Raflı sistemim için 30 cm eninde 80 cm boyunda 3 adet tahta parçası kullanacağım. Bunları yapı marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir de hem ahşabımı koruması hem de biraz renk vermesi açısından bu görmüş olduğunuz ahşap koruyucuyu bir bez yardımıyla tahta parçalarımın üzerine süreceğim. Fırça yerine bez tercih etmemin sebebi daha doğal görünmesi. Vidaların ucu aslında o kadar sivri ki hafif bir güç uygulayarak tornavidayla da bu vidaları yerleştirebilirsiniz. Ben şimdi size göstermek için bir tane tornavidayla yapacağım ama daha sonra süreci hızlandırmak için hızlı bir şekilde hepsini matkapla takacağım. Bu rafı satın almak yerine kendim yapmak istememin iki nedeni var. Bunlardan ilki kendim yaptığımda maliyetinin çok ama çok daha düşük olması. İkincisi ise matkap kullanmanın ya da bir şeyler inşa etmenin o kadar zor olmadığını sizlere göstermek. Erkek işi olarak görülen bu işlerin biz kadınlar tarafından da rahatça yapılabildiğini göstermek istedim sizlere. Saatim için balsa levha kullanmaya karar verdim. Bir diğer adı da hobi çıtası bu tahtaların. Bu tahta parçalarını yapı marketlerde ya da büyük kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Ayrıca maket bıçağıyla da rahatça kesebiliyorsunuz bu tahtaları. Parçalardan birinin orta noktasına maket bıçağıyla küçük bir delik açtım. Daha sonra saat mekanizmasını geçirmek için kullanacağım bu deliği. Tahta parçalarını birleştirmek için bir karton parçası kullanabilirsiniz. Ben maket kartonu tercih ettim. Thank you.
Salattan sepetim için öncelikle plastik bir kabı yağlı pişirme kağıdı ile güzelce kapladım. Peki bu işlemi yapmazsanız ne olur? Büyük olasılıkla halatınız plastik kaba yapışacak ve içinden tekrar o kabı çıkarmanız çok zor bir hale gelecek. O yüzden bu adım kesinlikle gerekli. Ok şeklindeki ışığım için ana malzeme olarak maket kartonu ya da bir diğer adıyla fotoblok kullandım. Kırtasiyelerde bu şekilde bulabilirsiniz. Kartonumun üzerine istediğim ölçülerde bir ok şekli çizdim ve daha sonra maket bıçağıyla bu şeklimi kestim. Kestiğim şeklin üzerinde pimpon topunu yerleştireceğim noktaları işaretledim. Ben sonradan fikrimi değiştirdim yerleştireceğim noktalar konusunda. O yüzden bazı yerlerde iki nokta görebilirsiniz. Ama o kısımları pimpon topuyla kapatacağım için sorun olmayacak. Beş santimetre kalınlığında uzunca bir parça kestim yine kartondan. Ve bu parçayı okumun etrafına yapıştırarak üç boyutlu bir şekil elde ettim. Daha sonra okumu kırmızı sprey boya ile boyadım ve boyam iyice kuruduktan sonra sıra pimpon toplarını yerleştirmeye geldi. İşaretlediğim noktaları ucu sivri bir kalemle deldim, alttan ışığımı yerleştirdim ve üzerine de makasla küçük bir delik açtığım pimpon topunu koydum. Son olarak fazlalık kabloları okumun arkasına sıkıştırıp plastik kelepçelerle birbirine tutturdum. Flamaları hazırlamak için keten tarzında doğal kumaşları tercih edebilirsiniz. Öncelikle flamanın tüm kenarlarını içe katlayarak ütülemek ve daha sonra da yapıştırmak gerekiyor. Üzerine yazı yazmak için herhangi kalıcı bir kalem kullanabilirsiniz. Kaleminizi aşağı indirirken biraz daha kalın, yukarı çıkarırken ince çizgiler oluşturmaya çalışın. Daha güzel görünecektir. Eğer kendinize güvenmiyorsanız öncelikle kurşun kalemine yazıp üzerinden geçmenizi tavsiye ederim. Hatta hazır bir yazıyı karbon kağıdı kullanarak direkt kumaşınıza aktarabilirsiniz.
bezim için patates baskısı yapmayı tercih ettim. Küçük bir patatesin üzerine kahve çekirdeği çizip kenarlarını oyma aletiyle belirginleştirdim. Maket bıçağıyla da fazlalık kısımlardan kurtuldum. Bir parça sünger üzerine biraz kumaş boyası döktüm. Kumaşımın altına bir parça kağıt yerleştirdim boyanın alt kısma geçmemesi için. Ve patatesimi kumaşa basmadan önce bir kağıt üzerinde deneme yaptım. Kahve köşem hazır. Şöyle neler var rafımda birazcık hızlıca sizlere göstermek istiyorum. Ben ilk rafıma şöyle kupalarımı koydum. Kurabiye koyduğum bir kavanoz var kahvenin yanına. Buraya görsel olarak kurulama bezimi astım. Biliyorsunuz bunun üzerine patates baskısıyla kahve çekirdekleri yapmıştım. Bunu da böyle koydum. Burada kahve demleyebileceğim başka bir aparatım var. Şöyle büyük bir kupa gördüğünüz gibi ve altında bir delik var. Burada kağıt filtrem var. Filtreyi buraya yerleştiriyorum. Ve daha sonra bunu şöyle kupanın üzerine koyuyorum. Kahvemi ve suyu koyduğumda o delikten yavaş yavaş damlıyor kahve. Ve bu şekilde demleniyor. Çok daha lezzetli oluyor. Rafımın üzerine ışıklandırmamı, kahve çekirdekleriyle yaptım saatimi ve kumaşların üzerine yazı yazarak hazırladığım bayrakları astım. Evet, ikinci rafımda kahvelerim ve kahve demlemeye ya da öğütmeye yarayan aletlerim var. Öncelikle sizlere dönemsel kahveleri kesinlikle tavsiye ediyorum. Peru yılın her zamanı bulabileceğiniz bir kahve değil, şu sıralar çıktı. Çok güzel içime gerçekten ama benim favorim nedense House Blend. Ben içimini çok seviyorum. Aynı zamanda her kahvenin kendine has bir hikayesi var. Ben de aslında bunu yeni öğrendim. Mesela Veranda 80 denemede bulunan bir kahveymiş. Starbucks'tan kahve alırken bunları mutlaka sorun, size içtenlikle cevap vereceklerdir. Bunun dışında şöyle kahve öğüttüğüm bir değirmenim var. Ve farklı boylarda French presslerim var. Neden farklı boylarda? Bu iki kişi için ideal aslında. Ama daha kalabalık olduğunda hani sürekli demlemektense böyle büyük bir French press çok daha kullanışlı oluyor. Türk kahvesi olmadan bir kahve köşesini düşünmek imkansız bence. Gerçekten çok seviyorum Türk kahvesini. Burada fincanlarım ve kahve yapma makinem var. Bunları bir tepsiye koydum daha düzenli durması için. Ve eğer öğrenciyseniz ya da benim gibi bir çalışansanız mutlaka bir termos sahibi olmanızı tavsiye ediyorum. Sabah kahveyi demleyip bunun içine koyduğumda saatlerce sıcak kalıyor. Gerçekten çok işime yarıyor. Eğer kahve kitini kazanmak istiyorsanız kanalıma abone olup Starbucks'ın YouTube kanalına abone olup bu videonun altına en sevdiğiniz Starbucks kahvesini yorum olarak bırakın. Eğer videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.